Spor gündemi devam ediyor sevgili seyirciler. Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst'u konuştuk. Bakalım bu konuda ne gibi gelişmeler olacak. Eğer bir gelişme olursa yine sıcağı sıcağına sizlerle paylaşacağız. Şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de bir stoper ihtiyacı var. Ciku Afrika Uluslar Kupası'na gitti. BKO Şubat sonuna kadar yok. <laughs> ee, Samet de yolların ayrılacağı söyleniyor. Ayrılmasa bile zaten çok hani tutulmuyor şu dönemde. Cem Hocam, e, Sabiç ve Çağlar ismi var. Bu transferleri konuşacağız. Ama önce bir fikstüre bakalım. Fenerbahçe'yi de tabi Ocak ayında zorlu bir fikstür bekliyor. 3 günde bir maç görüyorsunuz. İstanbul spor maçı, sonrasında Konya spor maçı, Erteleme maçıydı. Gaziantep deplasmanı, Adanaspor kupa maçı, Samsun spor, Başakşehir ve Ankara gücü. Hani çok böyle zor maçı yok Fenerbahçe'nin. Buradan kayıpsız bile çıkabilir. Ee, ama sonuçta çok yoğun bir fikstür ve savunmada da önemli eksikler var. Şimdi Fenerbahçe'nin evet yoğun bir fikstürü var her takımın olduğu gibi. Ee, Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığınız zaman evet buradan daha kayıpsız çıkabilecek bir takım havasında yani avantajları var. Ee, burada daha da önemlisi Fenerbahçe'nin kadro yapısı kadro yapısında Fenerbahçe'nin şu anda zaaf olarak görünen yer defansın merkezi. Defansın merkezindeki oynayan oyuncular yasakat, işte Ciku şeye gidiyor, Afrika Kupası'na gidiyor. Osayi keza öyle ama merkezi bir türlü tam oh dedikleri uyum sağlayabilecek bir oyuncular bir araya geldiğinde bir anda X'de dağılıyor. orada ister istemez devşirme oyuncular kullanıyorsunuz. Kim? Bunlardan bir tanesi işte Osterwolde. Osterwald'ı iyi niyetiyle, fizik kalitesiyle orayı ne kadar iyi bilmemese rağmen iyi niyetiyle oynuyor. Ama iyi niyetiyle oynuyor. Yani oradaki bilgisi, topu kullanmadaki hüneri, onunla öne çıkan bir oyuncu değil. Fizik kalitesiyle, işte birebirdeki mücadele mücadelesiyle, bir de Fenerbahçe'nin o bölgesine çok fazla da top gelmiyor. Ama geldiği zaman da herkesin yüreği de Selanik oluyor. Şimdi burada Ciku oynadı. Evet olabilir. Güzel bir ikili olabilir mi diyorsun. Bu sefer Ciku Afrika Kupası'na gidiyor. Keza O'Say'dı öyle. E, Osay'ın yerine Fenerbahçe defansında Mert Müldür'ü kullanabilir. Ama bence defansın merkezinde iyi bir stoper. Oynayan bir stoper. Geldiğinde, 22 mi hocam? Bir ee, şeye de bağlı yani Yani e, bir tane yeterli olur mu şu anda? ne zaman dönüp veyahut da döndüğünde tam sağlıklı bir verim Hı. alınır mı o da tartışılır gerçi ama e, iki olsa tabii ideal olur. Mesela Fenerbahçe'nin bugün CIKU ve BKO ikilisini e, ideal tandem olarak ideal orta merkez defans diye konuştuğumuz anda bir anda bakarsanız Savic e, çağlar olabilir mesela bir anda ikisi de olabilir. E, ee, bu hamleler muhakkak geleceklerdi, gelecektir diye düşünüyorum açıkçası. Evet, şimdi Çağlar'la ilgili, <laughs> Ferdi'yle de ilgili haberlerimiz var. Önce Çağlar'ı vereceğim ama Sabiçi, Gökhan Hocam'a da bir sorayım. Ee, Karadağlı oyuncu 32 yaşında yıllardır Atletico Madrid'de o şaşalı dönemlerinde hep oynayan oyuncuydu. Gerek Avrupa Ligi şampiyonluğu, işte Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılar, e, şampiyon oldukları ligde şampiyon oldukları dönemlerin önemli stoperi. Ee, şu an 32 yaşında çok fazla forma şansı bulamıyor herhalde e, hayır denmez değil mi Saviç'e görüşmelerde varmış bildiğimiz kadarıyla Karadağ Milli Takımı'nın kaptanı banka oyuncusu Simone'nin bir zamanlar ilk geldiğinde göz beviydi. yani Simone Atletico Madrid'de sanki başka hoca yokmuş gibi yani Simone varken bir tek Atletico Madrid akla geliyor onun göz bebeğiydi bir de 9 yani yıldır orada oynuyor oyuncu. 2024'e <laughs> girdik yani 8 diyelim hadi Simone'nin yardımcısı gibiydi resmen Şimdi o Jimenez'ler falan gelince tabii biraz daha süre bulmaya başladı. Onun için transferi gündemde. Yoksa Simeone sorsam bırakmaz herhalde. Çağları da bırakmaz. Ama. Çağlar da yani aynı pozisyonda. Sen iki tane oyuncusuna ta talipsin. İkisini birden aynı anda verir mi? Zor gibi gözüküyor. Hmm. Ama gelirlerse faydalı oluyor. Fenerbahçe'nin şu anda... Osay gidiyor. <laughs> Çok önemli bir oyuncu. Ciku gidiyor. Yeni yeni toparlama sakatlıktan çıkmış. Şu anda transfer olmadan gidecek defansif oyuncu Serdar Aziz ile Ostarvaldi gibi duruyor. Devşirme bir sol bekli stoper yapıyorsun. Sol stoper. E Serdar Aziz sakatlıktan o da yeni çıkmış. İkiliyle ne kadar gidebilirsin ki? Bundan sonra oynayacağın maçların ikinci ile beraber telafisi olmayan maçlar oynamaya başlayacaksın. Puan kaybını hiçbir şekilde telafi olmayan çünkü telafisi yok öyle bir kreden olmayacak artık bundan sonra oynadığım maçlarda. Onun için oraya bir hamle yapmak istiyorlar. Ha bu arada Ostervalde bir Anadolu takımında oynasaydı hocam ben inanıyorum 3-4 takım yani büyük takımımız Ostervalde almak için sezon sonu yarışırlardı Çünkü <laughs> atletik gücük fizik, yaşı Bakıyorsunuz. Yani, herkes almak için yarışırdı. Özellikle de baskıda olan takımlar için arkadaki o geniş alanı çok rahatlıkla kapatabilen tabii bir oyuncu çabuk, oyuncu. çabuk oyuncu. Çok <laughs> ama pozisyon bir bilgisi, genç. topu kullanması da çok sıkıntılı. <laughs> i̇şte bir de Fenerbahçe direkt geldiği için orada o problemleri yaşıyor. Şimdi devre arası tabii ki hedefleri var. Avrupa'da devam ediyor. Lig'de şampiyon olmak istiyorlar. Bunun için o hamleyi yapacaklar gibi duruyor ama bu saydığın ikiden bir tanesi olabilir gibi geliyor. Çünkü ikisini birden Atatürk'e Madrid'de bırakmaz. Bütçe açısından da bayağı bir zorlar ondan zorlar. sonra. Heh. Şimdi Çağlar'ın da tabii 8 artı 3'te e, İsmail Kartal'ın elini rahatlatacağını da söyleyebiliriz. Bir Fenerbahçe Çağlar'la anlaştığı iddiası var. Bununla ilgili bir e, haberimiz var. Onu bir ekrana getirelim. Çağlar Söğüncü ile ilgili sonrasında yorumlarınızı yapalım. Son durum bu şekilde biri Türk milli takımının oyuncusu, diğeri zaten Avrupa çapında bir stoper, Savic. Ee, siz olsanız kimi tercih edersiniz Cem Hocam? İkisini de. İkisini. paylaşalım. Bir, Gökhan Keskin Gökhan bırakmaz. Yok yok paylaşalım ya. Ha, bir tane Beşiktaş'a bir, bir, tanesine, tanesine bir, tane. Bir tanesine Beşiktaş'a ihtiyacı var ya. Biri Beşiktaş'a biri. Ya yani ikisi, olabilir. de, i̇kisi de makul transfer aslında. E, Türk statüsünü düşündüğün zaman e, Çağlar Söyüncü niye olmasın? Kaldı ki Türk milli takımımızda Avrupa Şampiyonası'na gidecek, oynaması gereken bir oyuncu. Orada ihtiyacımız var, yani çağlara da. O, o açıdan baktığınız zaman, Fenerbahçe'ye katkı açısından da bakıldığında, ikisi birbiriyle, yani iki hedef birbiriyle örtüşen bir görüntü sergiliyor. Bence üç ağlar olabilir. Savic'i Savic bırakmak istemeyebilir Atletico Madrid, Simone. Ee, ama e, ikisinden birine karar verecekler ama bence Çağlar sanki daha yakın e, bir tercihte duruyor diye bakıyorum açıkçası. Bir de zaten Euro 2024'te oynayabilmesi için e, artık forma giymesi lazım. Çağlar'ın adı Beşiktaş'ta da çok gündeme geldi. Hatta e, başkanlık seçiminde bile adı zikretildi. Senar Adalı'nın anlaştığı da söyleniyor. <laughs> evet, ondan önce de e, biz Beşiktaş'ta squat olarak çalışırken Çağlar'ı çok istemiştik. O zaman da olmamıştı. O zaman da Almanya'ya gitmişti. Bize neredeyse anlaşmıştık. Evet. Ama Almanya'ya gitmişti. Almanya'dan İngiltere'ye gitti. Oradan baktığın zaman gelişti. Atletico Madrid'e geldi. E Beşiktaş'ı Beşiktaş çağları hala istiyordu. Bence hala istiyor. Yani ihtiyacı da var o bölgede. Bir tane böyle istikrarlı bir oyuncuya. Ya yani bir rekabet de yaşanabilir e, yani yani. Tabii. O e, Çağlar diyelim Fener'e gitti. Savic de olur mesela aslında Beşiktaş'a. Neden? Takma bir tane defansta patron lazım. Savişten o yaş ortalamasında ondan da daha iyi aslında bulamazsın. aslında iki takımda hangisini alsa fark etmez. Fark etmiyor. Yani Beşiktaş'ta <laughs> de olur Çağlar'da Savic'te patronluk yapacak defans. Evet, Bir tane tecrübeli. Bir yani Sais'in şey. yaptığını Savic yapacak. Ama Çağlar'da tecrübesiyle zaten orayı rahat rahat kapatacak. Çağlar'ın dediğin gibi oynaması lazım. Evet. Çünkü 2024'te e, Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın değişmez oyuncusu istiyor. Onun için de oynaması lazım. <laughs> evet. İyi oynadığı zaman da iyi form tutabilen bir oyuncu. Mesela ee, bazen sen de biliyorsun ki o bölgede oynadığın zaman oynaya oynaya gelişirsin, oynaya oynaya tecrübe kazanırsın. Ee, i̇yi bir oyuncu da olsan, kenarda oturma dakikaların fazlaysa süreyi az alıyorsan başarılı olma şansın az oluyor. Kolay az, değil. İşte hocam Atletico Madrid'de süreyi az buldu. Bir tane oyuna sonradan girdi, kırmızı kart. Bir tane oyunda penaltı <laughs> yaptı. Yani en son maçta tabii, kırmızı tabii, kart. Kırmızı evet. kart. Yani kısa bir süre içinde. 5 dakika şimdi kırmızı kart. E, ama oynadıkça form tutan oyuncular evet. oynaması lazım. Şimdi dışarıda bekleyip sonradan oyuna girdiğin zaman o konsantrasyonu sağlamak, oyuna adepte olmak hiç kolay iş değil. Evet, bazen hakikaten dediğin gibi de dışarıdan görenler için hep şunu söylerler. Ya işte taze kuvvet girdin, işte daha fazla koşman lazım, daha fazla mücadele etmen lazım. Bazen adele öyle bir şişer ki öyle bir hazırlıksız yakalanırsın ki işler kötü gider. İyi bir hareket yapamayasın, Moralin bozuk olur. o pası atacağın pası çok kolay bir işi yapamazsın. O girdiğin dakikalar sana zindan eder dakikaları. Doğru. Şimdi 8 maç oynamış ama tabii hep sonradan girerek evet. Savic de 13 maç oynamış toplamda. Onu La Liga 3'ü Şampiyonlar 11. Ligi diye hatırlıyorum ben. İlk 11 oynadığı maç Savic'in şöyle bir bakıyorum <laughs> 12 kez ilk 11 çıkmış. Çağlarında bir tane e, geçen, il, sene ilk daha tabii, tabii. O geçen sene vardı ama Savic'in tabii tabii. Geçen sene çok daha fazla fazlaydı. Simone İspanya Ligi'nde defansif yapısıyla önemli. Evet. Ya, Atatürk Amatörü çok zor gol yiyen bir takım. Evet. Ve bu çok zor gol yiyen takımda 9 senedir Simone ile beraber Savic bu takımın oyuncusu. İstikrarı düşün yani. 9 hmm. senedir yani ve vazgeçmiyor. Neredeyse Simone dese yani iki sene futbolu bıraksan gel benim yanımda hoca ol diyecek derecede Simone ile tanıyor. <laughs> vazgeçmiyor. Bir, bir, bir tanıyor. vazgeçmiyor. <laughs> kiralık gönderiyor ne bir şey yapıyor. Devamlı yanında. 13 maç hocam. Hazır kıta Az yani. değil yani baktığın zaman. 12 tane de ilk 11. Kaç da kaç maç oynandı ki zaten ya? Yani 17 18 Orada, tane 18 maç. maç 18, 18, 18 de, 18, 6, de 18, 6, 18. Şampiyonlar Ligi 24 Kral Kupası da olsa 3 tane cezası vardır, maç. sakatlığı var. Yani 13 hmm. tane rakam kötü bir rakam değil. değil. Bütün bir evet. rakam değil. Sarıç ve ve daha yüksek ihtimal gözüküyor şu ve anda. Ve İspanya liginde Barcelona'nın Real Madrid'de beraber devamlı şekilde her sene yukarıya oynayan bir takım. Tabii evet. tabii. Evet. Ve Hiç bu şu takımda anladım. baktığınız zaman <laughs> belki de İspanya liginde en az gol yer takımıdır. Bir evet. de en istikrarlı takım bana göre. Yani Real Madrid, Barcelona bile çok dalgalanıp inip Hı -hı. çıkıp olabiliyor zaman zaman. Ama e, Atletico Madrid hep o standartı evet. ilk üçün içerisindedir hep oralarda ]lik. Evet.